İki günü hiç unutamıyorum. Biri Gökçem'in elime doğduğu gün, diğeri de Leman Hanım'ı kaybettiğimiz. Ah, o çocuğun hali. Daha 5 yaşındaydı. Yemeden içmeden kesildi çocuk. Günlerce anne anne diye bağıra bağıra ağlıyordu. Susturamıyordum bir türlü. Halbuki nasıl sakin, nasıl uysal bir çocuktu o. Her şey annesinin ölümünden sonra oldu zaten. Esibe Hanımcığım, Onur'u ben de hatırlıyorum dün gibi. Merak etmeyin. Gökçen'in ne kadar zorluklar çektiğinin de farkındayım. Ama bu yaptıklarını aklı çıkartmıyor. Artık koskocaman kız oldu. Davranışlarının sorumluluğunu öğrenme vakti geldi. Haklısınız elbette, çok haklısınız. Ama kaç yaşına gelirse gelsin, o daha bir çocuk. Zor çocuk. Ama şımarık bir çocuk. Gerçi bu hale gelmesinde benim de suçum var şüphesiz. Sınırsız özgürlük, sınırsız hoşgörü, ihtiyacı olan bunlar zannettim ben. Beni mazur görün Timur Bey ama onun sadece size, babasına ihtiyacı var. Başka hiçbir şeye değil. Efendim, ne oldu, sesin çıkmadı bütün gün? Yasemin'le mi kapıştınız yoksa? Yok be, ne kapışacağım onunla? Ben onun seviyesine iner miyim sence? İyiyim gayet. Ah, iyi, sevindim. Ya ben de Tolga'nın doğum gününe gideceğim şimdi. Seni de çağırdı ama evden çıkma yasağın var. Gelemezsin değil mi kuzum ya? Yok, gelebilirim. Ama ne bileyim, böyle evden çıkasım yok ya. Ha, tamam o zaman ama fikrini değiştirirsen mutlaka ara beni. Tamam, öptüm. Gökçe. Yapma ama böyle. Bak, ayağına kadar geldim sana laf anlatmak için. Ne kadar kötü bir baba olduğunu mu anlatacaksın? Evet. Kötü bir babayım. Ama kimse bana nasıl iyi baba olunur öğretmedi. Beni anlamaya çalış lütfen. Seni ne kadar sevdim biliyorsun değil mi? Sen benim bu dünyada en sevdiğimsin. Herkesten çok sevdiğimsin. Yalancısın. Yasemin'i daha çok seviyorsun. Ya mümkün mü böyle bir şey? Değil mi? Benim Yasemin'e duyduğum aşkla sana duyduğum sevgi kıyaslanamaz bile. Aynı şey bile değiller. Evet ama mesela atıyorum Yasemin'le beni kaçırdılar. Sana da diyorlar ki tek bir kişiyi kurtarabilirsin. Kimi kurtarırdın? Gökçe. Tamam, cevap vermiyorsan barışmam seninle. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Ben kendimi feda edip ikinizi birden kurtarabiliyor muyum? Yok öyle bir şey. Ya Yasemin ya ben.
Bayağı köşeye sıkışmış durumdayım yani. Zorluyorlar öyle mi? O zaman çok yüksek ihtimalle ya da dur. Yüksek ihtimal değil. Kesin olarak bir saniye bile düşünmeden kızım derim. Bana bunu daha sık söyle, tamam mı? Çünkü unutuyorum baba. Şımarık. Evet şımarım. Sen yaptın beni şımarık. Temur Karatan'ın kızı olmak böyle bir şey işte. Senden tek bir şey istiyorum.